Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlarım, finansal piyasalarda tansiyon bizim aylar önce, hatta 1,5-2 yıl öncesinden söylediğimiz gibi gerçekten çok artmaya başladı. Ve kötü tarafı şu, daha da artmaya devam edecek. Atlantik'in ötesinden gelen Fed'in kırılmasıyla yaratılan finansal tsunami dalgaları Türk kıyılarına ulaştı ve büyük bir koruma bariyeri olan finansal olarak lirayı koruyan güya kur korumalı mevduatla bir set çekilen liranın barajı kırıldı. Bu finansal dalgalar, bu finansal tsunami 15 barajını kırdı geçti. Şimdi bütün bu gelişmeleri benim Yeni Çağ'dan üstadım, kıymetli abim Remzi Özdemir'le konuşacağız tabii. Hem dolar hem konut, konutta da çok önemli işler var. Hem doların hem konutun fiyatları çıldıracak. Remzi abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Avrasyacı kardeşlerime de selam yolluyorum buradan. Teşekkür ediyoruz Remzi abi. Remzi abi hemen çok konuştuk ettik. Yani söyledik önceden ama bu barajın kırılması ile ilgili neler diyeceksin? Kısaca bir onu rica edeyim sonra da şu konuta girelim esas. Evren aslında beklenen bir şeydi. Bazı izleyicilerimiz ne zaman dediler. İşte o zamanın olmadığını gördük. Gerçekten kur korumalı 800 bin vatandaşı korudu ama 84 milyonu koruyamadı, hazineyi koruyamadı. Çünkü bunun ağır bir yükü var, hazine ödeyecek ve ben dün geceden beri çok üzgünüm. Çünkü dolardaki 15'i aşması hazineye ekstradan yük getirecek. Çünkü hazine benim hazinem Evren, bunu her zaman söylüyoruz. Biz bunu vergilerimizle tekrar doldurmak zorundayız. Bu 800 bin insanı finanse etmekteyiz. Bu olaya bu açıdan bakmak lazım Evren ama... Dolarda evet gerçekten beklediğimiz gibi tsunami'nin dalgaları şu anda kıyıları vuruyor. Bu beklenen bir şeydi. Peki nereye kadar derseniz Evren, yapısal reformlar, ciddi kararlar, radikal kararlar alınmadığı sürece bu tsunami'nin boyutu çok daha artacaktır Evren. Bu bir gerçek. Artık bu mızrak bu çuvala sığmıyor Evren. Sığması da mümkün değil. Çünkü bu kafayla bunlar bu ekonomiyi ancak bu hale getirdiler. Bastırdılar. Her geçen gün barajını biraz daha doldurdular ve şu anda o barajın kapıları patladı. Dolar şu anda 15-200 seviyesinde Evren. Ama gerçekten daha Fed bilanço küçültmeye başlamadı. Dolar kıtlığı tam anlamıyla başlamadı. Bizim için çok daha kötü günler önümüzde Evren. Onun için fazla da bu konuda konuşmanın da bir anlamı yok. Çünkü insanların yeterince İçi kararmış, moralleri bozuk. Remzi abi söylediklerinizde ben önemli bir noktayı tekrardan abonelerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Belki bugüne kadar hep tekrar gibi gelebilir bu söylemler ama biz sadece tehlikenin ne kadar büyük olduğunu işaret ederek farkındalık yaratmaya çalıştık. Bundan sonrası için yeni bir şeyi bakın değerli arkadaşlarım Remzi Özdemir şöyle söylüyor. Şu an gördüğünüz 15-18, 15-19, 15-20 kur seviyesi daha bir başlangıç. Çünkü fiziki olarak dolar miktarını Amerikan Merkez Bankası çektiğinde bir mekanik etki yaratacak. Yani gözünüzle gördüğünüz, dokunduğunuz dolar miktarı piyasada azaldığı zaman işte o zaman gerçekten sıkıntılı günler yaşamaya başlayacağız. Bu o günlerin belki bir provasıdır. Ben de şunu ekleyeyim Remzi abi söylediklerinize. Ekonomiyi reel manada da bu iş çok etkileyecek. Benim en büyük korkum o. Çünkü 15-20'den, 15-30'dan alınacak yarı mamul, ham madde, buradan ithal edilecek her türlü enerjiden işte emtiaya aklınıza ne geliyorsa bütün bunlar Türkiye'nin içinde yeni bir enflasyon dalgasını tetikleyecek. Dolayısıyla hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Hazine ve Maliye Bakanı'nın enflasyonun hızının düşeceği tezi bugün itibariyle yok olmuştur. Gerçek değildir. Ekonomik realiteye de uygun değildir. Enflasyon olarak esas Türkiye'yi çok kötü, çok karanlık günler beklemektedir. Bunun delili de buna bağlı bir ekonomide kur yukarı gittikçe enflasyonun artıyor olmasıdır. İkinci bir noktaya gelmek istiyorum Remzi abi. Halkımızın satın alacak ev bulamadığı bir dönem. Konut fiyatları roket gibi yukarı gidiyor. Halkımızın kiralayacak ev bulamadığı bir dönem. Bunda iki tane etken rol oynuyor demiştik önceki yayınlarımızda. Birincisi kura bağlı olarak
İğneden ipliğe her şey kura bağlı olduğu için inşaat maliyet endeksleri roket gibi yukarıya gitti. Şimdi dönüp ben geçmişe baktığımda en son TÜİK'in Remzi abi Şubat verisi var inşaat maliyet endeksinde. 2020'de ikinci ayda inşaat maliyeti %8,49 Remzi abi. 2021'in ikinci ayında %27. 2022'nin ikinci ayında olmuş %90. Şimdi bu rakam iki ay önceki rakam Remzi abi. Sen bunun nisanına bak, bu %100'ü devirdi. Dolayısıyla burada inşaat maliyetleri deli gibi yukarı gidiyor. Bakın bunu unutmayın. Konuttaki sıkıntının nedeni bir, maliyetler yukarı gidiyor. İki, deli gibi göçmen geliyor. Afganı geliyor, Pakistanlısı geliyor. Bunlar bir şekilde tamam sizin oturduğunuz kalitedeki evleri satın alıp kiralamıyorlar. Ama alt tabaka evleri kiraladıkları zaman ya da satın aldıkları zaman yukarıya doğru bir fiyat tazyiki oluşuyor. Fiyat baskısı oluşuyor. Ve bunun üstüne Türk vatandaşları, bu Anadolu'da yaşayan insanlarımız kiralayacak ev bulamazken, satın alacak ev bulamazken dün Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı. Ne dedi? 3 tane paket açıklıyorum dedi. Birinci paket, ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlarımıza 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli aylık %0,99 faizle. Bunun yıllığı ne kadar olur abi? Yine 12, 13, 14 falan oralara vurur diye düşünüyorum. Ama dikkatinizi çekerim. Enflasyon 70, bu enflasyonun neredeyse 50-60 puan altında. İkinci paket olarak neyi açıkladı? Birinci ve ikinci el konutları da kapsayan konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar bundan yararlanacak 0,89, 10 yıl kadar vadeli. Al, burada da 50-60 puan faiz makası var. 3, TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman. İşte yok %40'ını bitirdiysen projenin ondan sonra yarısı satılmamışsa falan 20 milyar ona. Bak yine milyarlarca lira havada uçuşuyor Remzi abi. Neye gidiyor bu? Yarım amül ve ham madde üretmek için bir sanayi, bir endüstri kurmak için mi gidiyor? Yine betoncu kafa Türkiye'yi bir taş devrine soktular abi. Evet, bunun adı bir taş devri. Taş devrini birazcık daha devam ettirmek, inşaat firmalarına birazcık daha soluk aldırmak, inşaatla beraber bağlı sektörleri bir tık daha çevirmek için beyhude bir şekilde üretimden uzak, verimlilikten uzak, teknoloji yaratmaktan uzak bir sisteme yine milyarlarımız gidiyor. Neden? Sırf AKP döneminde ekonomi durdu demesinler. Seçimlere kadar piyasa canlı kalsın. AKP de seçimde hezimete uğramasın diye. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta şu değil mi Remzi abi? Bu aradaki makası, yani sen enflasyonun 50 puan altında faiz veriyorsun. O aradaki 50 puanı kim ödüyor? Vatandaş. Şimdi vatandaş zaten parasını gidip de 14 faize bankaya koymuyor. Peki kamu bankaları bu parayı bu insanlara nasıl veriyor? Borç alıyor sendikasyon kredileriyle ya da Merkez Bankası'nın matbaasında para basıyor. Ve bütün bunların ülkeye faiz ve enflasyon maliyeti var. Peki faizi ve enflasyonu, yaşam pahalılığını hayatlarında kim ödeyecek? Bak konut alanlar çok mutlu. O zengin üst sınıf zaten 2 milyon verip de bizim abonelerimizin arasında konut alacak insan sayısı %1 bile değil. Onlar gayet mutlu. Peki biz niye ödeyelim onların alacağı konutun faizini? Sırf AKP sistemi çevirecek diye. Ne diyorsun Remzi abi bu işe? Vallahi Evren, yani aslında bir şey söylemek istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü gerçekten psikolojim bozuluyor. Yani ya Allah aşkına şanssızlığa bakar mısın ya? 4,5 milyar yıl olmuş dünya var olalı. 3,5 milyar yıldır insanlık var. Ve ben gele Evren şu son en hayatımın en güzel yıllarında 20 yılını böyle saçma sapan politikalar uygulayan bir siyasi partinin aynı dönemine denk geldim. Ya bu nasıl bir şanssızlık? Gerçekten bu nasıl bir şanssızlık? Akşamdan belli onu soruyorum. Ya kardeşim siz nasıl bir iktidarsınız?
Yani betondan başka hiçbir şey bilmez misiniz siz ya? Dünya neden bunu uygulamıyor? Dünyanın uygulamadığı bir modeli sen niye ısrarla dayıyorsun bize ya? Allah aşkına 2 milyona kadar olan insanı. Ya bunu sen nasıl finanse edeceksin? Tamam para bastın finanse ettin. Benim aldığım ve benim verdiğim vergilerimle finanse ettin. Ya bugün 2 milyon liralık bir krediyi Türkiye'de kaç kişi kullanacak ya? Oturdum basit bir hesap yaptım Evren. 2 milyon. Bir eşi 12,5'a geliyor. Yaklaşık 13 bile değil. Tamam. Faiz bedava. Gerçekten bedava. Yani böyle bir ortamda dünyada böyle bir faiz yok Evren. İyi de kardeşim 28-29 bin lira masrafıyla 29 bin lira 10 yıl boyunca bu krediyi ödeyecek Türkiye'de kaç tane babayiğit var? Kaç tane Evren? Yok öyle bir hedef kitlesi. Kim var? Ben sana söyleyeyim. Parası olan yine üst seviyede geliri 50 bin liranın üstünde. Ya bugün 50 bin liranın üstünde kimse yok Evren. Parmak sayısı kadar az. Nasıl kur korumalı da 800 bin kişi ise bu da aynen böyle Evren. Yani bu proje tamamen fakirle hiçbir alakası yok. Tam anlamıyla cep to cep yani fakirin fukaranın vergisini alıp götürüp zengine al bir konut daha al demekten başka bir şey değil Evren. Yok efendim ilk kez alanaymış. Ya Allah aşkına karısını alır, kaynanasını alır, çocuğunu alır. Sonuçta aldıktan sonra bunun devri çok kolay. Yani bu böyle bir aptal bir sistem olamaz Evren. Gerçekten yazık. Billahi yazık. Tabii burada şöyle bir sorunumuz daha var Evren. Ciddi anlamda bir konut stoğu yok elimizde. Her ne kadar konut stoğu diyorlarsa da aslında artan maliyetten dolayı bir süredir müteahhitler bu piyasadan çekilmeye başladı. Özellikle Laz müteahhit adı verilen Karadenizli müteahhitler şu anda yok Evren. Yani İstanbul'un her yerinde bunlar inşaat yaparlardı ve gerçekten gelirdi arsana işte sana 1'e 2 vereyim, 1'e 3 vereyim böyle pazarlık yaparak iş yaparlardı. Bunlar şu anda çekildi, yok oldu. Neden yok oldu? Artan senin de biraz önce söylediğin gibi artan inşaat maliyetinden dolayı. Şu anda sadece büyük inşaat şirketleri var Evren. Onlar da lüks konut üretiyor ve zaten bu da o lüks konutları finanse etmekten başka bir işe yaramayacak. İkinci el konutlar için olan pakete baktığın zaman en az 500 bin liranın kur korumalı da ya da dolardan geçirilmesi gerekiyor. Ya zaten 500 bine kur korumalı da olan adamın evi vardır Evren. Mutlaka vardır. Yani böyle bir mantık yok. Çünkü 500 bin lira daha düne kadar 500 bin 600 bine ev alabiliyordun öyle değil mi? Şimdi burada tamamen saçma sapan bir politika var. Ben asıl biraz önce ki cümleme ilave etmek istiyorum Evren. Orada senin konuşmanı bölmek istemedim. Bu dolardaki artışın yaratacağı enflasyon dedin ya. Evren daha ilk dalgasını biz bugün yaşadık. Bu akşam benzine zam geliyor. Bakın petrol 105 dolar. Yani artmamasına rağmen benzine zam geliyor Evren. Yarın yine gelecek. Öbürsü gün yine gelecek. Çünkü dolar her arttıkça, her kuruş arttıkça bizim hayatımız daha da çekilmez olacak. Bu konut işi de Evren tamamen bir avuç azınlığı, mutlu azınlığı daha çok mutlu etmekten başka bir şey değil. Ekonomiyi canlandırmayacaktır. Seçime kadar canlandırabilir dediniz. Hayır, kesinlikle ben buna katılmıyorum. Çünkü sadece dediğim gibi şu havalimanından Boğaz Köprüsü'ne kadar Ataşehir'den Kartal'a kadar sahillerde lüks konutların dışında hiçbir işe yaramayacak. O inşaat şirketleri daha zengin olacak. O inşaat şirketlerinden ev alan, yer alan, pay alanlar daha çok zengin olacak. Bu kadar. Kimse kalkıp da konut hayali kurmasın. 28 bin lira bugün Türkiye'de vatandaşın %64 gibi bir bölümü, %65'lik bir bölümü asgari ücret alıyor Evren. Yani bu ülkede kimse bu saatten sonra konut falan beklemesin. Bu kredi paketlerine de hayal kurmasın. Boşuna bankaya gitmesin, dolmuş parası vermesin Evren. Remzi abi, şimdi yanlış şurada. Konut fiyatları da çıldıracak. Dolar da çıldıracak. Enflasyon da çıldıracak. Enflasyon niye çıldıracak diyoruz? İşte doların yukarıya doğru gitmesi. Kur korumalı mevduatı dün anlattık. Her halükarda faiz sabit kalsa da kur yukarı gitse de hani insanlar oradan kazanıyor gibi gözükse de bu sefer hazine marifetiyle hazine ödeyeceği için yükü ne olacak? Yine hazine bizden zamla o işi alacak. İşte benzin zamları falan filan diyorsun. Neden? Çünkü kur korumalıdaki sermaye sahiplerine para yetiştiriyorlar. Dolayısıyla her türlü
dolar yukarı gidecek. Yani kur korumalı olduğu zaman bile faiz sabit kalsa da kalmasa da işte kur yukarı gittiğinde de dedik hazine ödeyecek falan filan. İkinci nokta doların ve enflasyonun çıldırması bu konutun çıldıracak olmasındaki etken. Sen de andın gerçi ben de birazcık bahsettim ama şimdi bu krediler talebi artırıyor. Ve diyorsun ki Laz müteahhit konut üretmiyor onlar orta geliri üretiyorlardı. Dolayısıyla talep arttı, arz yok. E o zaman şimdi sen kaş yapayım derken göz çıkardın. Bu vatandaşın konuta ulaşımını bu son gelen paket iyice bitirdi. Remzi abi şimdi dün paramedyada sen çok güzel bir konuyu yakaladın. O da şu Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra konut fiyatları yukarı gitti. 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira. Konutların üstüne, satılık konutların üstüne emlak sitelerinde yeni zamlar geldi. Dolayısıyla şimdi burada şunu düşünelim. Dünkü açıklanan paket acaba vatandaşa iyilik mi yaptı, kötülük mü yaptı? Vatandaşın konuta ulaşımını iyice bitirdiler. Yani arz sabitken bunu sürekli söylüyoruz ama talebi bir şekilde artırarak, uyandırarak siz sadece müteahhitlere iyilik yapmış oldunuz. Müteahhitler para kazanacak. Ellerindeki konut stoğunu satacaklar. Hem de çok yüksek rakamlara satacaklar. Bu dönecek ikinci el konutları etkileyecek. İkinci eldeki konutların fiyatları da roket gibi yukarıya gitmeye başlayacak. İşte bu yüzden konut fiyatları çıldıracak. Zaten bir enflasyon var. Az önce söylediğim gibi konutun maliyeti yükseliyor. Bir de bu yanlış faiz politikası. Bakın bu faiz politikası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu faiz politikası hem doları çıldırttı hem konutu çıldırttı. Bakın iyilik yapayım derken, kaş yapayım derken göz çıkartarak belli bir kesim mutlu oluyor. Ama geniş halk kitleleri hem doların artmasıyla enflasyonun altında eziliyor, kur korumalıya giren kendini kurtarıyor. Hem de düşürülen konut faizleri arz yokken ne yapıyor? Fiyatları yukarı çıkartıyor. Burada hükümetin yapması gereken abi inşaat maliyetlerini ben nasıl düşürürüm? Bunun peşinde koşmalıydı. Bunun peşinde koşmadığı için konut fiyatlarının çok daha dramatik noktalara gideceğini göreceğiz abi. Remzi abi bütün bu anlattıklarımızla yani konuyla ilgili son olarak ne söyleyeceksin abi? Evren söylenecek sözleri biz söyledik. Kimse artık bu saatten sonra konut sahibi olma hayali kurmasın. Çünkü bu sistem hani daha önce de aynı cümleyi kullanmıştım. Kumarhanelerde kasa her zaman kazanır diyor ya. Türkiye'de de zengin parası olan her zaman kazanıyor Evren. Fakir fukara da daha da fakirleşiyor. Yapılacak hiçbir şey yok. Bu saatten sonra kimse artık konut hayali kurmasın. Söylenecek sadece bu Evren. Remzi abi çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ olasın.